Bismillahirrahmanirrahim. Futahat-ı 12. sefir 81. kısım 20. soru. İsimlerinden hangisini ona tahsis etmiştir? Cevap. Sorduğun bu soru dört şeyi içerebilir. Menahahu tahsis etme kelimesindeki ötreli zamirin birincisi Allah'a, ikincisi makama, üçüncüsü ilahi isme, dördüncüsü ise esma-ihi yani isimler kelimesindeki zamirin kula dönmesidir. Bu durumda isim Allah'ın değil kulun ismidir. Menahahu kelimesinde mansup zamir de ki ikinci mefuldür. İlahi ismin yani ismin ilahiyin zamiri midir yoksa makam mıdır? Merfu zamir Allah ya da makam ise ihsan edilen şey hiç kuşkusuz isimdir. Merfu zamir Allah ya da ilahi isim ya da kulun ismi ise makam ihsan edilmiş demektir. Merfu zamirin Allah olduğunu kabul edelim. Bu durumda ihsan edilen şey kulun ahlaklanırken isimlendiği ilahi isim ya da kula ait isimdir ki bu isim hakka yakınlıkta asıldır. Çünkü kul Allah'a yaklaşırken kendi ismiyle nitelenir. Allah Ebu Yezid'e şöyle der. Bana ait olmayan bir şeyle bana yaklaş. Bunun üzerine Ebu Yezid, Ya Rab sana ait olmayan şey nedir ki diye sorunca Allah horluk ve yoksun, yoksulluktur demiştir. Bunun nedeni kulun aslının zorunlu olarak Nedenli olmasıdır. Kul için nedenlilik onun özü gereğidir. Her nedenli ise yoksul ve hordur. Bu hastalıktan kurtulmanın umulacağı bir şifa yoktur. Bu nedenle Allah'a yaklaşmak zati ve asli bir yakınlıktır. İhsan edilen şey kul kendisiyle ahlaklansın diye ilahi bir isim olabilir. Söz gelişi kendi yerinde Er-Rahim ya da El-Melik, El-Mütekebbir ismi gibi. Bu, onun için bunu belirleyen şariden, kul adına ortaya çıkan dolaylı bir yakınlıktır. Kulun hak ettiği bir takım isimleri olduğu gibi ona ilişen geçici bir takım isimleri de vardır. Örnek olarak kulun ahlaklandığı ilahi isimleri verebiliriz. Allah'ın da hak ettiği bir takım isimleri olduğu gibi kullarının akıllarına tenezzül edişinden kaynaklanan geçici isimleri vardır. Bunlar hak ediş bakımından gerçekte kula aittir. Kulun bu isimlerle nitelenmiş olması acaba Allah'ın kulun isimleriyle ahlaklandığı anlamına mı gelir ya da bu nitelikler gerçekte kula mı aittir? Biz Allah'a göre bunun anlamını bilemeyiz fakat bize göre anlamını bilebiliriz. Bu durumda kul kendisine nispet edildiğinde anlamını biliyor olması yönünden onları hak etse bile bu isimlerle ahlaklanmış olur. Bununla birlikte el -bari, o isimlerle bizim bilmediğimiz bir şekilde nitelenmiştir. Dolayısıyla bu isimleri bilmediğimiz için Hakk'a nasıl nispet edildiklerini de bilemeyiz. Bu durumda isim Allah'ta asıl bizde geçicidir. Öyleyse ne Allah'ın isimlerinden ne de bizim ismimiz olan isimlerden hiçbir şeyi gerçekte hak edemeyiz. İşte bu hayrettir ve Allah'ın basiretini açtığı kimselerin dışındaki kimselerin ayağının kaydığı bir yerdir. Allah'a hamdolsun biz bunu öğrenmiş isek de öğrendiğimiz bilgi asıl ve kendiliğinden açıklanamayacak bilgilerdendir. Bu isimleri bilmeyle Allah'a çağıran kişi basiret üzere çağırır. Böyle bir şahıs Rabbinden bir kesinlik üzeredir ve ondan bir şahit kendisini takip eder. Şahit onun sahip olduğu kanatın doğruluğuna tanıklık eder. Öyleyse zeki insan bizim gizlediğimiz şeyi onun ondan bir şahit takip eder. Ayeti hakkında Allah'ın bildirmesiyle öğrenir. Acaba isimler Allah'a nispet edildiğinde ahlaklanma anlamında mı yoksa gerçek sahip olma şeklinde mi nispet edilir? Kula nispet edildiğinde de seçkin ve sıradan insanlara göre görüş ayrılığının bulunmadığı ahlaklanma yoluyla mı yoksa gerçek anlamıyla mı nispet edilir? Burada talep edilen şahit kulun hakikati bakımından hiçbir şey hak edemeyeceğidir. Çünkü onun hakikati kesinlikle gerçek değildir. Hak ise hak ettiğini elde edendir. Öyleyse alemde bulunan ve kulun hakkı olduğu zannedilen her isim gerçekte Allah'a aittir. Bu isimler Allah'a izafe edildiğinde ve kul hak edişten başka bir şekilde onlarla isimlendirildiğinde bu davranış küfür yapanı da kafirdir. Allahu Teala şöyle buyurur. Allah Allah yoksuldur, biz zenginiz diyenleri duydu. Onlar topluca kafir olmuştu. Bu durum küfür dini anlamıyla alındığında böyledir. Sözlük anlamıyla alındığında ise bu ifade Allah'ın güvenilir kullarına yani ümenaya işarettir. Onlar alemde bulunan ve hükmü ortaya çıkan tüm isimlerin gerçekte hakka ait olduğunu bilenlerdir. Kul ise o isimlerle sadece ahlaklanır. Kulun ise kendisinden başka bir şey yoktur. Bir şey için kendisini hak eder denilemez. Çünkü onun varlığı hüviyetidir. Öyleyse ne bir hak ne hak ediş vardır? Bu için herhangi bir isim meydana geldiğinde veya ortaya çıktığında masadar olan dış varlıklar üzerinde ortaya çıkmıştır. O halde herhangi bir isim dışta hakkın varlığı üzerine gerçekleşmiştir. Dış varlıklar ise asılları üzerinde hiçbir hak edişe sahip değildir. İşte bu bir şahit kendisini takip eder ayetini açıklamasıdır. Bu şahit o kişinin nispetinin doğruluğuna tanıklık eder. O bir hükme sahip olmaksızın sadece bir hakikattır yani aynıdır ve hakikat olmaksızın hüküm ve mazhardır. Öyleyse varlık Allah'ındır. Varlık hangi nitelikle nitelenirse nitelensin, o nitelikle isimlendirilen Allah'tır. Bunu anla. Çünkü Allah'tan başka gerçek isimlendirilen yoktur. Allah her isimle isimlendirilen, her nitelikle nitelenen ve her naat ile betimlenendir. Rabbim onların nitelemelerinden münezzehtir. Ayete kastedilen şey onun bütün isimlerinde ortaktan münezzehliğidir. Hepsi Allah'ın isimleridir. Onlar ya fiillerinin ya sıfatlığının ya da zatının isimleridir. Allah'tan başkası yoktur. Dış varlıklar yani ayan ise kendisinden çıkmadıkları bir hakikatte mağdumdur yani yoktur. Bu fasılla anladıysan mansup ve merfu iki zamerin taksimini dahil ettik. Varlık onun, yokluk senindir. Hak sürekli mevcut, sen sürekli mağdumsun yani yoksun. Onun varlığının kendinden olması senin onun hakkında bilemediğin kısımdır. Onun varlığının senden kaynaklanması ise senin onun hakkında bildiğin şeydir. Bu yönüyle hak bilen bilinendir. İnsanların çoğunun Allah peygamberi hangi ismi tahsis etmiştir sorusuyla kastettiği ise peygamberin davetini desteklemeyi gerektiren isimdir. Bu ise otoritesi ve etkisi bakımından aciz bırakma diye ifade edilen şeydir. Peygambere ihsan edilmiş ise bu isim nebilik mertebesinin gerçekleşme ve doğruluğunda kendisini destekleyen isimdir. Bazen her şahsın Allah tarafından kendisine ihsan edilen bir ismi vardır. Bu ismi Allah onun nübüvvet ya da risalet makamındaki mertebesinin gereğiyle fakat el-Vahib ismiyle ihsan etmiştir. Makam kazanılmış ise söz konusu ismi El-Kerim veya el cevat veya Es-Sahi ismi ihsan eder. 81. kısım sonerdi. Onu 21. soruyla 82. kısım takip edecektir.